Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 28. dönem milletvekili seçimlerinde meclise girebilmek için adaylığını koyan birçok ünlü isim oldu. Bazı ünlüler meclise girebilirken bazıları ise hüsrana uğradı. Biz de sizler için meclise giren ve giremeyen ünlüleri listeledik. 28. dönem milletvekili genel seçiminde eski futbolculardan meclise girdi. AK Parti'nin İzmir'de 2. bölge 2. sıra milletvekili adayı Alpay Özalan, geçen dönem olduğu gibi bu dönemde mecliste olacak. MHP'nin Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı da memleketindeki yarışı kazanıp sandıktan çıktı. İyi Parti'nin Konya 1. sıra adayı Ünal Karaman da Konya'da seçildi. Spor camiasının bazı isimleri ise vekil seçilemedi. İyi Parti'nin Hatay 2. sıra milletvekili adayı eski milli futbolcu Gökhan Zan, CHP'nin Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı milli tekvandocu İrem Yaman ise meclise giremedi. Henüz 19 yaşında milletvekili adayı milli yüzücü Umut Arman Sonay'da bir hayli konuşulmuştu. AK Parti'nin İstanbul vekil adayı olan genç yüzücü meclise giremedi. Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan aday olmuştu. Yenişehirlioğlu vekil olarak meclise girdi. Ancak oyuncu camiasının bazı isimleri vekil seçilemedi. Seçilmesi muhtemel gözüyle bakılan Muğla Tip milletvekili adayı Mehmet Aslantu, Tip Antalya'dan adaylığını koyan Barış Atay, Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığımız Tip Balıkesir'den Serhat Özcan, Muğla'dan milletvekili adaylığını koyan Özlem Balcı, İstanbul Türkiye Komünist Partisi'nden vekil yarışına giren İlyas Salman, 28. dönem milletvekili olarak mecliste yer almayacak. Gazeteci Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katılmıştı. Bursalı, İzmir 1. bölgeden milletvekili seçildi. İstanbul 1. bölge 6. sıradan aday gösterilen bir başka gazeteci Hulki Cevizoğlu da 600 milletvekili arasına adını yazdırdı. Gazeteci eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın milletvekili olarak aday gösterilmişti. Sarıbaş da mecliste yerini aldı. Fakat bir diğer gazeteci İrfan Değirmenci, Tip İzmir'den aday olduğunu açıklamıştı. Tip İzmir'den vekil çıkaramadı. AK Parti 3. bölge 14. sıradan aday gösterilen müzisyen Yücel Arzen meclise girebilirken yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı olan Davut Güloğlu meclise giremedi. Evet, şimdilik sanat dünyasındaki gelişmeler bu şekilde. Bizi takip etmeye devam edin.